bir gününüzü ayırın ve yeryüzündeki bitki örtüsünün neredeyse tamamını Berlin'de görün. Berlin Botanik Bahçesi. 20 binden fazla bitki çeşidiyle Almanya'nın en eskilerinden. Geçmişi 1679 yılına dayanan bahçe, 430 dönüm arazi üzerine kurulu. Bahçe, dünya coğrafyasına uygun olarak tasarlanmış. Kapıdan ilk girdiğinizde Almanya'nın ormanlarına adım atıyorsunuz. Daha sonra minyatür boyutlardaki Alp dağlarını aşarak, önce Balkan Yarımadası'na özgü ormanlara ve sonra Trakya üzerinden Anadolu'ya geliyorsunuz. Burada Kuzey Anadolu dağları, Bursa'nın sembolü Uludağ ve Torosların bitki çeşitliliğini görmek mümkün. Bitki örtüsünden yayılan kokular sizi bir anda Anadolu dağlarına götürebiliyor. Rota daha sonra Kafkas dağları üzerinden Asya kıtasının içlerine, Himalayaların ardından Japonya'ya kadar ilerliyor. Japonya Ormanları bölümündeki pasta ağacının ilginç bir yönü var. Yanına yaklaştığınızda yoğun bir kek kokusu almaya başlıyorsunuz. Bunun sebebi ağacın özellikle yere düşen yapraklarından yayılan kendine özgü kokusu. Park içindeki tur küçük bir kavşak büyüklüğündeki Bering Boğazı'ndan Amerika kıtasına geçerek son buluyor. Burada Kanada'nın meşhur gölleri de unutulmamış. Peki birbirinden bu denli farklı koşullarda yetişen bitkileri Berlin ikliminde yaşatmak zor değil mi? Botanik bahçesinin içindeki her bitkiyi özel bir hastaya benzetebiliriz. Şöyle ki bir hastaneyi düşündüğümüzde orada her hastaya farklı bir tedavi uygulamak gerekir. Bazıları yoğun bakımdadır. Bizde de bakımı kolay olan bitkiler olduğu gibi tam bir yoğun bakım vakası olanlar da var. Leichter zu kultivieren und dann richtige Intensivstation. Botanik bahçesinin içinde bir de müze var. En az bahçe kadar dikkat çekici olan müzede arkeoloji ile biyolojinin birleştiği bölümler hayli ilginç. Mısırlı firavunların lahitlerinde bulunan bitki kalıntılarını görmek mümkün. Örneğin firavun Amenofis'in mezarından çıkarılan bu yaprak 3600 yıllık ve dünya üzerinde bilinen en eski zeytin yaprağı. İkinci Ramses ve Tutankamon gibi firavunların mezarlarında bulunan çok sayıda bitki ve tahıl da müzede sergileniyor. Botanik bahçesinde 12 ay boyunca çeşitli kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Bitkileri ve kültürü çeşitli şekillerde bir araya getirmeye ve kutlamaya çalışıyoruz. Sanat sergilerimiz oluyor, belli temaları işlediğimiz özel sergiler yapıyoruz, özel etkinliklerimiz oluyor, örneğin yaz aylarındaki konserlerimiz gibi. Ve bahçemizi baştan sona ışıklandırarak bir rüya alemine dönüştürdüğümüz ve kış gezileri düzenlediğimiz olağanüstü güzel bir Noel etkinliğimiz var. Ein Winterspaziergang durch den Garten machen können. Botanik bahçesinin seraları da başlı başına görülmeye değer. Almanya'nın en büyük serasının da içinde olduğu yapılar grubu, 4 mevsim boyunca sıcak ve rutubetli havaya ihtiyaç duyan her boyda bitkiye ev sahipliği yapıyor. Bir günde gezilmesi zor olsa da gezegenimizin yeşil elbisesini Berlin Botanik Bahçesi'nde binlerce çeşit bitkiyle tanımak ve doğayla böyle yoğun bir gün geçirmek oldukça keyifli.